Tamam, şöyle kollarını bağlasan. Tamam, şu tarafa doğru. Tam tersine. Bizler de milyonlarca çiçeği çöpe atmak zorunda kaldık. Özellikle mevsimlik bitki üreten arkadaşlarımız ve kesme çiçek üreten arkadaşlarımız bu sektör bu süreç içerisinde en çok zararı gören arkadaşlarımız. Üretimlerinin tamamına yakınını tam böyle yoğun olduğu dönemde üretimin yoğun olup pazara çıkacakları noktada bu olayla karşılaşmaları son derece olumsuz etkiledi. Şu an biliyorsunuz içinde bulunduğumuz sera mevsimlik bitki üreten bir arkadaşımıza ait. Otellere, belediyelere çalışıyorlardı. Şu an oteller kapalı, belediyeler kapalı. Düğün, organizasyon gibi hiçbir etkinlik olmadığı için, insanlar eve kapalı olmak zorunda kaldıkları için bu ürünlerin tamamı çöpe atıldı ve geri kalan da çok kısa süre içerisinde yine çöpe gidecek. Sektörümüz maalesef ilk vazgeçilen sektör olduğu için lüks mü görülüyor? Lüks görülüyor maalesef. İnsanlar bir paket sigara içerken hiçbir zaman bunu düşünmüyorlar ama bir çiçeğe 10 lira 15 lira verdikleri zaman onu gereksiz bir masraf olarak görüyorlar. Gerçekten son derece zor şartlar altında şu an sektör devam ediyor. Geçen yıl 107 milyon dolarla ihracatımızı kapamıştık. Bu yıl bunu 125 milyon dolara hedef açıklamıştık. Ki başlangıçta da %15'lik bir artışla gidiyorduk biz Ocak-Şubat aylarında. Bu rakama rahatlıkla ulaşacağımızı düşündüğümüz bir dönemdi. Fakat bu süreç yaşamaya başladıktan sonra ihracat rakamlarımız son derece hızlı bir şekilde düştü. Mart ve Nisan aylarını biz %40'lık kayıplarla gerçekleştirdik. Nasıl bir şey? Maalesef sektörün toparlanması bizler için, bizim sektör için diğer sektörlere göre yine daha geç olacak. Tabii yıl bitmiş olacak. Tabii ki bu arada insanların bir para beklentisi vardı. Bu ürünleri çöpe attıkları için insanlar bir sonraki üretim sezonuna üretmek için paraları olmayacak. Paraları olmadığı için de bu sektör bir sonraki yıl bu kadar büyük bir hacimde iş yapamayacak duruma gelecek. Onun için bizim talebimiz özellikle üretime devam kredisi altında daha basitleştirilmiş şekilde çok fazla insanları yormadan hipotekler ya da herhangi ekstra bir şeyler talep etmeden üretim yapan arkadaşlara bir kaynak ayrılmasını talep ediyoruz. Ayrıca özellikle devletin kamu bankalarına, devletin ait bankaları olan kredilerinde en az bir yıl faizsiz bir şekilde ertelenmesini sektör olarak talep ediyoruz. Orada insanlar şu an yeni sezon için üretimlerini yapamaz durumda. Biz de şu an önümüzdeki bir aylık süreçte yeni sezon dikimlerimizi yapacağız. İspanya'da salgın yaygın olduğu için yeni sezon üretimler İspanya ve İtalya'da yapılamıyor. Bizler aslında önümüzde bir fırsat var. Oradaki açığı biz burada kapatabiliriz. Eğer bizler de zamanında dikim yapabilirsek ki yapacağımızı düşünüyorum ama bununla birlikte dediğim gibi dikim ekim masraflarımızın bir şekilde bize bir karşılanması lazım. Karşılanması derken bir destek olunması lazım. Ekstra bir kaynak sağlanması lazım. Belki İspanya ve İtalya'nın bu açığını bizler avantaja çevireceğiz. Bir tarafımız seviniyor. Neden ki? Tarımın ön plana çıktığından dolayı. Süs bitkileri konusunda da ciddi sıkıntılar yaşanılıyor. Nasıl ki? Bir taraftan tarım iliyken Antalya turizm ili de aynı zamanda. Turizmin de başkenti diyebileceğimiz 2T'nin ön planda olduğu bir il Antalya'lımız. Ve dolayısıyla birçok seralarda üretilen görmüş olduğunuz süs bitkileri, ağaç formatındaki birçok bitkiler yerinde kaldı. Neden ki? Vakadan dolayı turizm sektörünün tamamen durması. Yani tamamen durduğundan dolayı da birçok işletmeler bu anlamda ellerindeki süs bitkilerini ya bir yerlere hediye eder vaziyete geldiler ya belediyeler yerel yönetimler kanalıyla satmak için vurgulamaya çalışıyorlar. Bir taraftan da görüldüğü üzere çöpe de atıyorlar. Bu anlamda da süs bitkisi üreticilerinin de ciddi bir desteğe ihtiyacı olduğu söz konusu. Yani bu sürecin ne kadar zamanda ilerleyecek ya da ne zaman biteceğini de bilmediğimiz için de bizler de yer yer destek olmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar bir 100 bin civarında atmışlığımız var. İkinci bir 100 bin adet bitki şu an çöp atmayı fırsat bulamıyoruz. Bu kriz döneminde herhangi bir personel eksiltimi yapamadık. Hepsi çalışıyor. Yani ciddi kayıp var. Buradaki o 250 bin ilk parti fidenin her birini biz yurt dışından fide geliyor.
2 liradan falan satın aldık. Yani 500 bin lira belki sadece fidesini verdik. Bunun torfu var, hepsi ithal malzeme, saksısı var, işçilik var. Yani bu yıl benim işletmem en az 1,5 milyon lirayla falan zararla kapatır diye düşünüyorum.